Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimize askılı güzel bir etik çalışması yapacağız. Eteğimizi bel kısmından örmeye başlayacağız. Hangi yaş grubu için örüyorsak belimizin ölçüsünü alıp ona göre lastiklerimizle birlikte başlayalım ve diğer işlemleri tamamen aynı şekilde tekrar ederek e, dilediğimiz yaş grubu için eteğimizi örebiliriz. Evet lastiğimizi ördükten sonra bir sıra bakınız Tekli trabzan halinde aynı lastiğimizin renginden devam ediyoruz ve sonra görmüş olduğumuz şu düz trabzanların olduğu yerden aralıklarla artışlarımızı yaparak eteğimizi büyütüyoruz. Çok bol bir etek e, dökümlü bir etek yapmadık, daha çan şeklinde açılan e, bir etek çalışması yaptık. Şu şekilde bakacak olursak 3, 4, 5, 5, 5. 6'yı krem renginde çalıştık bakınız. Tekrar bordo 6, tekrar 6, sonra 7, 7, 7. Sonrasında bütün sıralarımızda birer tane artışlarımızı yaparak eteğimizi çan şeklinde büyüttük. Ve e, askımızı çalışmaya başladık. Eteğimizin arka kısmı bu kısım olacak. Arka kısmında yine belli bir ölçüye kadar hangi eş grubuna göre örüyorsak onun sırt ölçüsünü ayarlayıp askımızın arka bölümünü buna göre çalışmamız gerekmekte. Sonrasında ayarlamamızı yapıp bakınız askılarımızı sağ taraf ve sol tarafını ördükten sonra kenarlarını tığladık ve en son düğmelerimizi de diktikten sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Evet hemen kolay gelsin diyerek eteğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimizi örmek için dört tane rengimizi kullanmak istiyorum. Bir tane gül kurusu, bordomuz, krem ve kahve köpüğü rengimi karışık olarak kullanmak istiyorum. Ana renk olarak başlangıçtaki bunu Mako Elite Baby'yi kullanıyoruz. Anti peeling özelliği olan ipimizi ana rengimiz olarak kullanacağız. Renk numarasına bakalım. 10325 renk numarasına sahip 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Güzel anti peeling özelliği olan Yumuşak, birazcık da dolgunca bir ip. Diğer iplerimiz ise yine aynı markalardaki iplerim, daha önce kullandım ve biraz kalan iplerim, bunları da eteğimin aralarında kullanmak istiyorum. Şimdi iki buçuk numara olan tığımla zincirimi çekmeye başlıyorum. Öreceğimiz kızımızın bel ölçüsüne göre zincirimizi ayarlamamızda fayda var. Bakınız bir tane düğümümü attım ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın zincirlerimi ilk sırada özellikle şu şekilde rahat bir e, ayarda çekiyorum. Çok sıkı yapmayalım lütfen. E, trabzanlarımız üzülüp kalmasın şöyle rahat rahat yerleştirelim 15 tane zincirimi çektim ve çekmeye devam ediyorum 90 tane zincirimi çektim şu şekilde tutuyorum hemen birinci zincirimin olduğu yere mezurumu koyuyorum ve ölçüyorum bakınız 38 santim zincirimin ölçüsü şöyle tuttuğumuz zaman bebeğimizin kızımızın bel ölçüsünü kavrayacak şekilde olacak. Şimdi 38 santim ben hepsini trabzanımı örünce birazcık daha genişleyeceğim. Ölçüsünü aldığımız zincirimizin tam uç noktasına elimi tutuyorum. Bakınız bir tanesini şöyle ayırıp tutuyorum ve üzerine 1 2 3 tane daha zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve elimi tuttuğum yerdeki zincirimin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine giriyorum. Bakın aynı yere değil bir sonraki sırayı takip ediyorum. Ve birer birer bütün zincirlerimin içerisine girerek birer tane trabzanımı örüyorum. Eteğimizin bel lastiğini bu şekilde başlatmış oluyoruz. Birer birer bütün zincirlerimizi tamamlayalım. Lastiğimizi örmeye başlayalım. 3 zincirimi çektim. Trabzanımın yönünü değiştiriyorum. Hemen sıradaki trabzanımı yandan girerek dışa kabartıyorum. Biraz ipimiz katlı olduğu için karışabiliyor. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradakini ardından girerek alıp örüyorum. Bir sonrakini yandan Bir sonraki trabzanım tekrar ardından yandan ve ardından yandan ve bu şekilde sıramızı bir yandan bir ardından girerek örelim. Evet ikinci sıramızı örerek geldik. Bir tane yandan bir tane arkadan alarak trabzanlarımızı lastik görüntüsünü oluşturduk. Şu şekilde dışta duranlar yandan aldığımız trabzanlarımız. içteki kalanlar ise ardından girerek ördüğümüz trabzanlarımız. Şöyle görelim. Evet en son trabzanımı örüyorum şimdi. En son trabzanımızı düz olarak örelim. Bakınız hepsini ördüm. Tepesine girerek batıyorum. Ve bir tane düz trabzan olarak örüyorum. Hemen 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra bitiş yönünde örgümün ardını çeviriyorum. Şimdi şöyle bakıyoruz. Kabartılı görenleri gördüğümüz trabzanlarımızı yandan içteki trabzanlarımızı ise ardından girerek örelim. 3 tane zincirimi çektim. Birinci trabzanım örülmüş oldu. Hemen tığımın başını doluyorum. Bakın sıradaki kabartılı yandan giriyorum ve örüyorum. Bir sonraki trabzanım içte kalmış. Onun ardından giriyorum ve örüyorum. Bir sonraki trabzanım tekrar dışa kabart olduğu için yandan giriyorum. İçte kalan trabzanım ise ardından girerek örüyorum. Kabartılıyı yandan, içte duranı ardından bir yandan bakınız bir ardından ve diğer sıramızda da aynı şekilde değiştirmeden örmeye devam edelim kabartılı trabzanlarımızı yandan alalım içteki kalan trabzanlarımız ise ardından girerek alalım ve şimdi üçüncü sıramızı örüyoruz dört sıra örelim sonrasında görüşelim bu sıramızı bitirip bir sıra daha örelim eteğimizin lastiğini 4 sıra ördük bakınız 1 2 3 4 şöyle görüldüğü zaman açtığımız zaman 4 sıra ördüğümüzü görmekteyiz ve yeterli ölçü şimdi şöyle tutuyorum bakınız diğer ilmeğimiz bu tarafta hemen uç kısmındaki yeri getiriyorum ve örmeye başlıyorum Şöyle bir tane dışa kabartılı olan tam trabzanımızın üzerine tutalım. İki tane zincir çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. Hemen batıyorum. Karşı tarafa. Tekrar tığımın başını doluyorum. İkinci kez batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve trabzanlarımın her birinin üzerine birer tane başını dolayarak çekiyorum. Her bir trabzanımız için. Başını doluyorum tek seferde sıramızın başına kadar bu şekilde devam edelim. Artık modelimizi koyup etek kısmına geçmek için hazırlığımızı yapmaktayız. Bel kısmından aynı renkle geçişi yapıyoruz. Trabzan örmüyoruz. Daha bir geniş olmasın diye. Tek seferde çekerek başlangıç yerimize kadar ilerliyoruz şekilde görelim. Bakınız şuradan da hemen geçişimizi yaptık. Şimdi başlangıç noktama kadar aynı tek seferde trabzanlarımı örerek devam ediyorum. Evet tığımızın başını dolayarak birer defada örmüş olduğumuz trabzanlarımızı tamamen bütün sıramızı örerek bitirdik ve yine başlangıç noktamızdayız ve başlangıç noktamızda zincirimizin üzerine iki tane zincir çekerek başlamıştık gelerek şu şekilde bağlıyorum. Bir tane zincirimi çekip geçişimi yaptıktan sonra ipimi kesiyorum. Çünkü bel kısmını tamamladım. Diğer rengime geçip eteğimin modelini uygulamak istiyorum. Burası artık belimizin lastik olan kısmı. Şu şekilde bakınız gayet güzel açılmakta. Şimdi kahve köpüğü rengimi alıyorum. Diğer ipimi kestim. Hemen bir tane düğümümü atarak başlıyorum. Şöyle ipimin ucunu bir almak istiyorum. Bir tane zincir çektim ve düğümüm bu şekilde atılmış oldu ve aynı yerden başlamak istiyorum. Hemen bir öndeki trabzandan başlıyorum. İpimi alıyorum altı. Ve örmeye başlıyorum. 1-2-3 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. ve Bir sonraki trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanım ördüm. 3 trabzanımı yan yana ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Bakın sıradaki trabzan. 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1 aynı yere 2 3 3 tane trabzanım aynı yere örüyorum. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere 3 tane daha trabzanım örüyorum. 1 iplerimi gizlemek için bu şekilde altta tutmak istiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. Şimdi aynı burada yapmış olduğumuz gibi 1, 2 atlayıp 3. trabzanımın üzerini örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3. trabzanımı örüyorum. 1, hemen yanındaki trabzanı örüyorum. 2, bir sonraki trabzanımı örüyorum. 3, 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3. trabzanın içerisine 1 aynı yere 2 ve aynı yere 3 tane trabzanım örüyorum. 3. trabzanım örüyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra tekrar 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3. Ve sayıyorum. 1 2 3. trabzanımın üzerine batıyorum. 1 trabzan örüyorum. Hemen yanındakine ikinci trabzanımı bir sonrakine üçüncü trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde modelimiz uygulamaya başlıyoruz. Üç tane trabzanımı ördüm. İki trabzan atladım. Üçüncü trabzanın üzerine üç trabzan, iki zincir, üç trabzanımı ördüm. Tekrar iki trabzan atladım. Üç trabzanımın 3. trabzana 3 tane trabzanı yan yana yerleştirdim tekrar iki atladım 3. trabzanın üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan tekrar iki atladım 3. trabzana ve 4 5 arka arkaya 3 tane trabzanım ördüm başlangıç olarak 3. trabzanımızı tercih edip oradan başladık ve sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım başlangıç noktamıza kadar. Evet bir uçtan diğer uca kadar eteğimizin birinci rengini ördük. Farklı renk olarak bakınız kahve köpüğü rengimizi ördük. Şimdi ikinci sırasını da aynı renkle örelim. 3 tane trabzanımın olduğu yere gelerek battım. Hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve birinci trabzanımı bu şekilde örüyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Ve üçüncü trabzanımın üzerine batarak 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanımı ördükten sonra 3. trabzanımın yanına bir tane daha trabzanımı örerek trabzan sayısını 4'e çıkarıp bir tane artışımı yapıyorum. Hemen tığımın başını dolayarak aradaki 3 tane trabzanımın olduğu yere giriyorum. 2 zincir çekmiştim. Yine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 tane zincir ve 3 tane 1, 2, ve 3 trabzanımı örüyorum sırası ile 3 tane trabzanımın birincisini örüyorum 1 bir. ikincisini örüyorum 3. trabzanımı örüyorum 3. trabzanımın yanına bir tane daha trabzan örerek aradaki 3 olan trabzan sayımı tıpkı başlangıçta olduğu gibi 4 trabzana çıkarıyorum yine buradaki trabzanımızı aradaki iki zincirin içerisine örerek devam ediyorum 3 tane trabzanım örüyorum şöyle biraz küçük tutalım Evet 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum ve tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 Buradaki trabzanlarımı eşit olarak ördüm. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Tabii ki altında örmüş olduğumuz gibi. Hemen tığımın başını doluyorum. Düz olan 3 tane trabzanımı örüyorum. Her biri farklı trabzan yuvasında olan trabzanlarımı. 2 ve 3. Üç. Üçüncünün yanına bir tane daha trabzan örerek artışımı yapıyorum. Ve bu sıramızda. 3 tane olan trabzanımızı 4 trabzana çıkarıyoruz. Bu çiftli olan yerleri ise aynı şekilde örerek ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Eteğimizde 2 sıramızı tamamladık. Bakınız aynı şekilde 3 tane örmüş olduğumuz trabzanımızı 4 trabzan sayısına çıkardık ve 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı aynen ördük. Sadece buradaki düz 3 trabzanımızı 4 trabzana çıkardık son tarafta. Evet şimdi Birleşme işlemini yapalım. Sıramızın sonundaki 3 trabzan, 2 zincir, 3 üç trabzanımızın üçüncüsünü örüyorum. Şöyle tamamını alayım, yarımlanmış ipim. Üçüncü trabzanımı ördükten sonra direkt birinci trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. İçinden ilmeğimi çıkıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum bir tane rengimi bu şekilde tamamlamış oluyorum iki sırada. ve ikinci rengimi kullanmak istiyorum tamamen sevkinize göre renkler tercih edip sıralamayı da kendinize göre ayarlarsanız çok daha güzel olur aynı yere batıyorum ve başlıyorum şöyle ipimizi de arkaya alalım arkadan gizleyerek örmeye başlayalım tabi her zaman Söylediğim gibi gizlemekte zorlanıyorsanız daha sonra içine alabilirsiniz. Takıyorum. İçinden geçiyorum. Şöyle her ikisini de alıyorum. Her ikisini elimle tutup örgümün arkasında tutuyorum. Bakın şu şekilde örgümüzün arkasında ve 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra ikinci trabzanın üzerine şuradan batarken bir taraftan da arkadaki iplerimi de araya almaya gayret ediyorum. 2 3 4 ve aynı yere bir tane daha batıyorum ve artışımızı bu yönden yapıyoruz. 4 tane olan trabzanımı son trabzanı 2 defa örerek 5 trabzan sayısına çıkardım. Şimdi 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan bölümünü aynen örüyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincirimi çektikten sonra tekrar 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Yine 1, 2, 3 ve 4. trabzanımı örüyorum dördüncü trabzanımın yanına bir tane daha batıp beşinci trabzan olarak artırmış oluyorum ve bu sıramızda trabzan sayısını beşe çıkaralım sondakini iki defa örelim aradaki bu grubumuzu aynı şekilde örerek sıramızı tamamlayalım İtiğimizi bordoyla ördükten sonra yine bel lastiğini ördüğümüz gül korusu rengiyle Aynı artışı devam ettirerek ördüm. Yani aşağıdaki artışımızla aynı 5 tane trabzan yine buradaki grubumuz 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak örmeye devam ettik. Şimdi başlangıç noktasındayız. 3 tane zincir çekmiştik. Hemen tepesine gelerek batıyorum. Sadece geçişimi yapıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi değiştirmek için kesiyorum. Şöyle görelim. bakın şimdi bu iki sırada 5 trabzan ve 5 trabzan ördük. Birinci sırada 3 trabzan, 4 trabzan ve 5, 5. Şimdi diğer rengimize geçmek istiyorum. Hemen ipimi bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. Ve başlangıç noktama geliyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. İpimi şu şekilde gizlemek istiyorum. Bakınız arkasına alıyorum. Ve ikinci trabzanımı örüyorum. Arkadaki ipleri de aynı anda tutuyorum. Bakınız içerisine gizliyorum. Bütün trabzanlarımı ördükten sonra Son trabzanımı iki defa örüyorum. 2, 4 ve 6 bir tane artışımı yapmış oluyorum. Araya geçiyorum. Yine 3 trabzan 1 ve 2 tekrar 1 2 3 ve bir sonraki grubuma tekrar geçiyorum. Birebir trabzanlarımı örmekteyim. 2 3 4 5. trabzanımı örüyorum. 5. trabzanımı ördüğüm yere bir tane daha artışımı yapıyorum. Ve 6'ya çıkarıyorum. Bakınız artışlarımızı hep bitiş yönünde yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Krem renkli sıramızda bir tane artışımızı yapmıştık. 2 sıra bordomuzu ördük. Artış yapmadan toplamda 1, 2, 3... Kremin artışıyla birlikte kremi de sayarsak 3 sıramızı ördük. Diğer kahve köpüğü renginde bir tane artışımı yaptım ve bir sıra ördüm. Şimdi ipimi değiştirmek istiyorum. Buradaki sayımız bir tane arttı. Bakınız 2, 4, 6 idi. 2, 4, 6 ve 7'ye çıktı. İteğimizi artışlarımızı yaparak büyütmeye devam ettik. En son 7 trabzanın olduğu yerde sizlerle görüşmüştük. Şuradaki kısımda sonrasında 2 sıramızı daha 7 trabzan olarak ördüm. 2, 4, 6, 7. Buradan sonraki sıraların her birinde birer tane artışımı mutlaka yaptım. Her sırada rengimiz aynı olsa bile hiç değişmedi. Bakınız en son burada artışımızı yapmıştık. 1, 2, 3. 3 tane 7, 7 trabzanlı sıramızı ördükten sonra hep sıralarımızda Artışımızı yaptık ve eteğimizi büyüttük. Şimdi eteğimin ben yeterli uzunluğa geldiğini düşünüyorum. Kendi ördüğüm ölçü için. Ve en son etek uç kısmını örüyorum. Bakınız etek uç kısmını bitirirken şurada 3 tane zincirimi çekip şu şekilde bir kirpik oluşturdum. En son bitişi de belirlemek için. Bakın artışımı yine yaptım son olmasına rağmen. Hemen şurada kirpik kısmını sizlerle birlikte yapalım ve eteğimizi tamamlayalım. 3 tane trabzanım ördükten sonra 1, 2, 3, 3 zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanımın ardına giriyorum ve bir tane kirpiğimi oluşturuyorum. Tekrar aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum. Sadece bu işlemimizi yaptıktan sonra kalan trabzanlarımızı yine aynı şekilde örüyorum. En son trabzanı 2 defa örerek artışımı yapmış oluyorum. Şu şekilde sıra başına kadar örelim ve eteğimizi bitirelim. Evet eteğimizin e, tamamını bitirdik. Etek kısmını şimdi askı kısmını çalışmaya başlayacağım. Ölçümüzü şu şekilde en uç noktadan itibaren ölçmek istiyorum. 24 santim. Şimdi askımızı çalışacağız. Askımızı çalışmak için eteğimi ben şu şekilde koydum. Bakınız e, burası düğmemizi dikeceğimiz yerlerden bir tanesi şu şekilde duruyor. Arkadan askımız için örmeye başlayacağız. Yine aynı ipimi kullanmak istiyorum. Ana renk olarak bunu tercih etmiştim. Bir tane zincirimi çektikten sonra arkayı çeviriyorum. Bakın şu şekilde ayarladıktan sonra hemen batalım ve örmeye başlayalım. Batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. C'mın başını doluyorum. Bir defa da çekiyorum. 2 oldu. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. 3. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 kullanacağınız askının kalınlığına göre burayı ayarlamanızda fayda var. Bakınız 2 4 6 8. 8 tanesini bir askı, 8 tanesini de bir askı için ayırdığım zaman şu kadar bir askının kalınlığı oluyor. Eğer biraz daha kalın isterseniz 16 olan Trabzanımızı 20'ye çıkarabilirsiniz. Ben 20 yapıyorum. 18, 19 ve 20. 10, 10 yapalım. 8 ince olabilir. Kalın olsun. Hiç önemli değil. Hem arkada da güzel bir görüntü olsun. Şimdi 20 tane şu şekilde ayarladık. Bakınız şurada düğmemizi dikeceğimiz yer var. Diğer düğmemizi de şöyle biraz ileriye dikeceğiz. Evet birer trabzanımızı ördük. 20 tane trabzanı kesinlikle ne küçülttük ne büyüttük. Lütfen bu kenardan e, dikkat edelim. Artma ya da eksilmemiz olmasın. 20 tane trabzanımızın 10 tanesini sol tarafa 10 tanesini sağ tarafa buradan itibaren ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra ördüm. E, burada bakınız tam 10 tane trabzanımı ördüm. 10.dan sonra geri dönmüyorum. Yani ilerlemiyorum. Hemen geri dönüşümü yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve eğer karıştıracak gibiyseniz bir ileriye iki tane zincir çekip batın. Eğer karıştırmayacaksanız hemen bir zincir çekip dibine de batabilirsiniz. Yanılma olmasın. Hemen 2. Bakınız sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10. trabzanımı da örüyorum bir tane zincir çekiyorum dönüyorum eğer ikinciye batacaksak bir zincir daha ilave ediyorum eğer hemen dibine batmak istiyorsa her iki yönde de yapabilirsiniz başını dolayalım dibine batalım bir zincir diğer tarafta çektim başını doladım burada bat bakın bir sayıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve en son trabzanıma batıyorum 10 tekrar bir tane zincirimizi çekiyoruz örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak dibine batıyorum Bakın başını doladım dibine battım zincir çekip bir ileride geçebilirsiniz ama burada en önemli olan sayımızı ne artıralım ne de azaltalım. Askımız çok düzgün bir şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar devam etsin, bozulmasın kenarının düzlüğü. Bir tane zincirimi çekiyorum, örgümün yönü çevir, başını doluyorum, hemen dibine batıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet askımızı örmeye devam ettim ve yeterli ölçüye geldi. Şöyle yaptığımız zaman eteğimizi çapraz olarak geçireceğiz. Çapraz olarak geçirdiğimizde şimdi buraya ilik koyup biraz daha öreceğimiz için bu omuz ölçüsü yeterli. Öreceğimiz yaş grubunun omuzuna göre ayarlamayı yaparsak çok daha güzel sonuçlar alırız. Diğer askı ise çapraz olarak bu tarafa doğru getireceğiz. Şimdi iliğimizi açmaya başlayalım. Düğmemiz büyük bir düğme olacağı için zincirimizi de ona göre biraz fazla çekmek istiyorum şimdi aynı şekilde örüyorum 1 2 3 tane trabzanımı ördüm 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektikten sonra yine kenara 3 tane daha trabzanımı öreceğim 1 2 3 başını doluyorum batıyorum çekiyorum 1 2 ve 3 3 sağ tarafta 3 sol tarafta ortada 4 tane zincirimiz var şimdi 1 2 aynı dibine batıyorum 2 ve 3 ortadaki 4 trabzanımı da başını doluyorum zincirimin içerisine birer birer giriyorum 2 3 4 ve kenardaki 3 trabzanım 1 2 3 tekrar bir sıra daha örelim ve tamamlayalım başını dolayarak batıyorum en son trabzanı örüyorum bir tane zincirimi çektikten sonra bileğimiz de hazır bir hale geliyor. Şimdi diğer askımızın çalışmaya başlayalım. Diğer askımızı örmek için hemen başlıyorum. Tığıma bir tane zincir çekip düğümümü attım ve ilk trabzanım için batıyorum. Bir tane zincirimi çekip aynı yere giriyorum. Bir. Tam 10 tane trabzanımızı örmemiz gerekmekte. 2 ipimi de bakın şu şekilde alttan götürmekteyim. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımı ördüm zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirip aynen diğer askımın sırasına ulaşana kadar işlemlerimi tekrar ediyorum ve ileğimi de aynı şekilde açarak askımı örmeyi tamamlıyorum Şöyle santim olarak ölçüsüne bakalım askımızın. İlk başlangıç yerinden itibaren ölçüyorum. 34 santim olduğunu görüyorum. Diğer askımı da aynı şekilde 34 santim olana kadar ölüyorum. Dilerseniz santimden ziyade sıralarımızı da sayarsak daha güzel net sonuca ulaşmış oluruz. Şimdi bu tarafı da tamamlayarak e, görüşelim. Eteğimizin askısını da tamamladıktan sonra şimdi görmüş olduğumuz şu kenarların hepsini e, bordo ipimizle dolaşmak istiyorum. İpimi şu şekilde tığıma bir tane zincir çekerek bağladım ve alt kısmından, şurada altta kalan kısımdan başlamak istiyorum. Bütün kenarlara dolaşacağız üst kısım için. Bir tane battım ve şöyle zincirimi çekip sabitledim. İpimi arkaya alıyorum. Şu şekilde bir tane sık iğne şeklinde örüyorum. Sırası ile trabzanlarımın arasına giriyorum. Bakınız sık iğnemi örerek yukarıya doğru çıkıyorum. Yukarıya doğru geldim. Evet şimdi her bir trabzan üzerine bir tane sık iğnemizi örüyoruz. Zaten yer belli olduğu için hiç problem olmuyor. Bakınız kenardan bir tane incecik alıyoruz. bütün sıramızı bu şekilde dolaşarak tamamlayalım. Şöyle görelim. Bakınız dümdüz dolaşalım. Buradaki askımızın bir ucundan diğer ucunu tamamen yukarıya doğru çıkıp tekrar aradan diğer askı ucuna gelip tekrar tepesinden diğer kenarı tamamen dolaşalım ve başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Bir uçtan başladığımız kenar tığlama işini diğer ucumuza kadar örerek geldik. Bakınız her iki askımızın kenarlarını ve diğer ön kısmı hepsine tığlama işlemini yaparak geldik. En kenar kısımdayız şu anda. Üste duracak kısımdayız. Şimdi bir tane ilik de buraya yapmak istiyorum. Sadece zincirle iliğimizi açalım. Bakınız 1-2-3 tane trabz sık iğnemi şuraya ördüm yan dönüşe ve başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra aşağıya doğru geliyorum. 1 2 3. Bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımla kesiyorum. İpimi içeriye doğru gizliyorum. Evet şimdi düğmelerimizi de dikelim ve eteğimizi tamamlamaya çok yaklaşalım. Evet askımızın kenarlarını da tığlama işlemini yaptıktan sonra iki tane düğmemizi diktim. Düğmemizin bir tanesi eteğimizin e, şurada ilik olarak hazırladığımız yerdeki bölümde olacak. Eteğimizi rahat giydirmek için bu bölümü açık bırakmıştık. Tamamen kapatıp e, rahatsız etmesin giydireceğimiz bebeklerimize. Bakın şöyle iri bir zincirden iliğimizi çalışmıştık. Hemen düğmemizi takıyoruz ve askımızın da takılmasına asla engel olmuyor. Şöyle görelim. Bakınız aşağıda hem e, iliğimizde görünmüyor ve gayet kullanışlı bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet. Artışlarımızı yaparak eteğimizi rengarenk örüp tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.